İneklerde, keçilerde, koyunlarda, tavuklarda, gazlarda, ördeklerde hepsinde salmonella vardır. Yani harekete geçmiş salmonella, hastalık boyutuna gelmiş salmonella kesinlikle insana bulaşır. Kümesinizde salmonella varsa en azından ağzınıza bir koruma ve ellerinize eldiven kullanın. En ufak bakteri sizi de hasta eder. Öldürmez kuş gibi ama uğraştırır. Her şey güvercin için. Adamımsın. Peki hocam, salmonella kaynaklı kısmi felç nedir? Çok güzel bir soru. Hani salla baş diyoruz, tütlek kafa diyoruz, eser diyoruz, dön baş diyoruz ya. İşte bunlar salmonella kaynaklı kısmı felç. Bitmiyor. Tek kanat düşmesi, tek ayak topallaması, titreme ve yürürken denge kaybı, göğsünün üzerine düşme, arkaya yaslanma. Bunların tamamı salmonella kaynaklı kısmı felçtir. Bunlar bazen ilaca cevap vermeyebilir, kalıcı da kalabilir. Hocam, siz de insanlara salmonella seti gönderiyorsunuz ve bunun ticaretini yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Nedir bunun olayı? Şimdi salmonella seti gönderdiğimiz doğru. Gönderme sebebimizi söyleyeyim. İnternet ilaççılarından zamanla ben de ilaç alıyordum. Lakin hiçbir fayda etmediğini gördüm. Sonra laboratuvar ortamında çalışan bir kardeşim var. Ondan rica ettim. Bana ilaç gönderdi. %100 faydasını gördüm. Sonra kendi grubumuz, 200 bin kişilik gruba bakıyoruz yani o zaman. Kendi gruplarımız üzerinden arkadaşlara dedim böyle böyle. Sonra 20 kişi seçtik bunların içinden. Yani kümesleri kötü olan durumda 20 kişi seçtik. Bu 20 kişiye hediye gönderdik. Bunu o günkü dostların mekanı grubunda olanlar bilirler. Rahmetli'yi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Götün önde giden iyiydi. 20 kişiye hediye gönderdik. 20 kişi fayda gördükten sonra aracı olduk, gönderdik. Kesinlikle ticaretini yapmıyoruz. Tamamen veteriner ürünüdür. Güvendiğimiz için gönderiyoruz. Zaten ya bir de şu var yani, adam dağda çalışıyor, çobandır, ormanda çalışıyor, bilmem ne, veterinerden uzak. Diyor ki İllas abi, rica ediyorum ya, şu ilacı bana gönderebilir misin? Eğer bağlı olduğumuz o veterinerlikte varsa sadece, o da imkanı olmayana önce diyoruz veterinerden bul. Bulamıyorsa adam bize soruyor, biz de gönderiyoruz. Onun dışında ticaret de değil. Ya veteriner ticareti var mı? Var tabii ki. Benim yok. Kimse bunu söyleyemez. Salmonella tedavisi boyunca taş toprak veriyor muyuz? Şimdi internet ilaççılarında şöyle bir şey vardı. Tedavi ettiğiniz sürece hiçbir şey vermeyin diye. Onların kastettiği mineral, tuz, ekmek, palatin vesaire parayla alınan ürünlerdir. Aslında bir kuşun bağışık sindirim sistemi güçlü olmalıdır. Yani doğadan yesin yiyebildiği kadar ilaç tedavisi alıyor, doğadan da beslenmelidir. Beslenmezse olmaz. Ama farklı ürün kullanıyorsanız size derler ki işte onlara taş toprak vermeyin. Çünkü niye? Parayla aldığınızı düşünüyorlar da ondan. Kesinlikle verilebilir. Doğadan olmak şartıyla. Şimdi hocam, kargo ücretiyle ilgili ben yanınızda bulunduğum süre içerisinde birçok kişi size atıfta bulundu. Bu kargo ücretleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi kargo işi Türkiye'de pahalıdır. Ben bunu önceden mesela şirketimiz üzerinden değil de sadece normal kargo ücreti olarak gönderiyorduk. Biz ilacın aracısıyız. Kargoyu karşı taraf ödüyor. Ağrılı tekerlekli sandalyede olan bir kardeşimiz hediye kuş ilaç gönderdik. Hediye özellikle. Sonra adam kargoya gittiğinde, Çanakkale ile Ağrı bayağı bir uzak. Kargoya gittiğinde oradan beni aradı. Hocam diyor, 30 TL benden kargo ücreti istiyorlar. İşte o zaman kafamdan gitti. Kalede İnşaat Turizm Şirketi adı altına kendi anlaşmamız vardı kargoyla. Ondan sonra bütün gönderdiğimiz ekoli salmonu ilaçlarının tamamını kargo üzerinden gönderdik. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bir arkadaş yoruma yazmıştı. Sahte fake hesap açtı. Serkan Koç adı altında 7 tane arkadaşı var. Dedi ki İlyas Yıldırım sahtekardır dedi. Bu dedi sizi kandırıyor dedi. İnşaatlarda seramik yapar dedi. Ondan sonra 2 metre kümesi var dedi. 2 metre kümesinde tutturamadığı için dedi. Şimdi ilaç satıyor dedi. Sahtekarlık yapıyor. Ondan sonra da dipnot düşmüş. Yanlış anlamayın ha dedi. Kendisini tanımıyorum. Ya arkadaşım, sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun. 2 metrekare kümesi var, biliyorsun. Sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun, kuşçulukta tutturamadığımı biliyorsun. Sen İlyas Yıldırım'ı tanımıyorsun ama inşaatta seramikçi olduğunu biliyorsunuz. Size ben bir şey söyleyeceğim. Kaledağ İnşaat Şirketi, Çanakkale Merkez Aynalı Çarşı'nın önünde. 2 katlı izgara salonu, üst katı Kaledağ İnşaat. Tamamı aile şirketidir. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Siz kuyumcusunuz. Size bir tane yüzük geldi, tamiri yapılacak. Kuyumcu, ben kuyumcuyum.
atölyemde bu ben bunu yapamam. Çırak sen yap bunun taşını mı koridor, yoksa bilir kişi olarak o taşı yerleştirmek için kuyumcunun kendisi mi çalışır? Şimdi olayı böyle düşündüğünüz zaman bir insanın kendi inşaatında elinden geleni yapmasında ne mazuriyet vardır? Bir ikincisi de şu vardır. Ben temelden yetiştim. Temelden. Yani inşaatın ameliliğini yaparak yetiştik. Biz babamızdan parayı bulmadık. Eğer para, çok affederek konuşuyorum çünkü parayı konuşmak hayatta istemem. Eğer para konuşuluyorsa, mevki olarak konuşuluyorsa biz parayı çalışarak bulduk. Kesinlikle bize babamdan tek kuruş kalmadı. Bunun hamurundan gelmekteyiz. Yani bir insanın kendi inşaatında çalışması çok mu ayıp bir şey? Karalamayın kardeşim. 200 bin kişilik gruplara bakıyoruz. Allah'a şükür inanamamız yok. Facebook'ta 5000 arkadaş, 5500 takipçi. YouTube'da 20 günde 1800 abone, 4600 saat izlenme. Serkan Koç, aldın mı mesajı? Delikanlı adam gelir bir bardak çayımı içer. Yüzüme konuşur. Arkadan konuşmaz. Sevgili kardeşlerim, bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.